Fotoğraf. Ne? Sana çekici filme mi atıcı yönetmeni? Abi ben. Olan oğlu Mehmet Baba'ya ilahi aşk divanında ikrarda divanelerin sinesinde aşk mührü vuranda hak erenlerin şemine pervane dönende telli Kur'an'ın avazındadır Mehmet Baba hünkârın sert çeşmesindedir badesi Elif Ana'nın ak sütündedir mayası ilahi aşkı vücudun şehrindedir nefesi, edebi gönül kâbesine örten Mehmet Baba. Bu lokmalarımızı inanın etinden tırnağından ayıran bütün canlar hep beraber yapmıştır. Sadece biz delil olmuşuzdur. İyi ki varsınız lokmalarınız Elif Ana dergahında kabul ola inşallah. İşte Elif Ana diyordu ki iyilik iyidir. Tabii ki iyilik iyidir. Sizler bağışlarınızı yaptınız, bizler sunduk. Halkımız hep beraber bu lokmaları tadacaktır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Yüksekler. 15 sene gözlerin nurdu görmedi. Herkesi tanırdın Can Elif Ana. Kendi yaranı kendin için sarmadın, takdirin böyle dedin sen Elif Ana. Hak ile hak oldun, kaldı nazarın, gönüllerde vardı hep dergah zarın. İbo hak cennette ayırmış hazırdır yerin, nur içinde uyu rahat Elif Ana. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Öncelik benim için değil, Elif Ana için buraya geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu nedenle bu gençliği korumak, milli manevi değerlerle donatmak hepimizin vazifesi olsun. Şimdi tanışma fırsatı ve konuşma fırsatı buldum Elif Ana'mız. Elif Ana'mız manevi değerlerimizin toplumumuz için en önemli değerlerden bir tanesidir. Kendisi saygının, barışın, sevginin, hoşgörünün, paylaşımın timsali bilge bir kişidir. Bilge bir kişidir çünkü kendisi aynı zamanda toplum liderliği, önderliği yapan, veciz sözleriyle tanınan bir kişiliktir. Buna ben de bizzat şahit olmuşumdur. Kendisi her şeyi, herkesi, bütün canlı, cansız, bütün varlıkları seven biriydi. Barışçıydı, dargın, küskün komşuları eğer barışmazsa uyuyamazdı, mutlaka ve mutlaka ne yapar eder? Barıştırırdı. Saygılıydı, herkese saygılıydı. Çoluk, çocuk, yaş, makam, mevki, cinsiyet, farkı gözetmeksizin herkese saygı duyardı. Ben çocukların önünden dahi kalktığını, onlara yer verdiğini bilirim. Hoşgörülüydü, hiç kimse ayrım yapmazdı. Kendisi aynı zamanda toplumsal dayanışmanın çok büyük örneğini sergilemiş bir kişidir. Kendisine ziyarete gelen misafirlere bütün evde ne varsa ikram ederdi.
kendisine gelen hediye adında makbul olan ne varsa konu komşuyla paylaşır, bütün köyle paylaşır, evine bir santim dahi koymazdı. Bu yüzden paylaşımcıyı toplumsal dayanışmanın büyük bir örneğinde sergilemiştir. Maalesef büyük acılar yaşadık. 6 Şubat depremiyle özellikle Kahramanmaraş'ımızda, Maraş'ta, Adıyaman'da, bölgede büyük acıları hep birlikte yaşadık. Deprem oldu, deprem ne Alevi dedi, ne Sünni dedi, ne Türk dedi, ne Kürt dedi. Deprem canlarımızı yaktı, canlarımızı aldı. Depremden sonra bir arada olduk, el ele olduk, olması gerektiği gibi olduk. Yan yana olmamızın gerektiği gibi depremden sonra bir olduk. Acılarımızı birlikte gidermeye çalıştık. Eksiğimizi birlikte örtmeye çalıştık. Ve bugün burada andığımız Elif Ana gibi, burası iyiliğin merkezi, güzelliğin merkezi, sevginin merkezi, dostluğun merkezi. Buraya gelen insanlar sevgi için geliyor, güzellik için geliyor. Burada ayrım yok. Burada dostluk var. Burada bir olmak var, birlik var. Bu birliğimizi, beraberliğimizi zor günde yapıyoruz, sürdürüyoruz. Zor gün dışında da her an yaşamamız gerektiğini bu deprem bize gösterdi. O yüzden diyorum ki bir olmakta fayda vardır. Bir olmak iyidir, güzeldir. Bu dergahta sevgiden başka hiçbir şeye rastlayamazsınız. Özü sözü bir, ikrarı bir. Elif anamızın dergahında her renkten insanlar var. İnanan inanmayan, Alevisi, Sünnisi, Malikisi, Hanbelisi, Kuzeyfisi. Yeter ki iyi olsun. Kırklar seni yine. Baksana kaymakahın ateşine, baksana, baksana, baksana. Eder özünde kuldur eksik noksan, olur sözünde ol arşı ağlayan. Bağışla Allah, bağışla medet senden. Çatlamamış ay irisi, sen bizim köylerden geç hele hele, gel pazarcıkta dur hele hele. Thank you.
sen aşık, toprakta olduk kardeşim. Ayrı yolcuyuz yoldaşım, ayrı.